Selamünaleyküm. Arkadaşlar, bugün size değişik bir video ile sesleniyorum. Neredeyiz? Esenler, atış alanı, giyim kent, tekstil kent. Burayla başladık görüntülere. Şu anda tekstil kenti ve giyim kenti görüyoruz. Burası da Esenler'in en son yapılar etabı. TOKİ, emlak konut. Şurası ikinci etap. Ve arkaya doğru hala devam ediyor. Şuradaki konutlar da birinci etaplar arkadaşlar. Peki, niye çatıdan çekiyoruz biz? Arkadaşlar, benim güneş enerji sistemim var. Düzeltiyorum. Yazın bana tam gün yeterken, kışın yetmemeye başladı. Günler kısaldı, güneş azaldı, bulutlu havalardan dolayı. Ben ufak da olsa size sistemimi bir tanıtayım. Arkadaşlar, ilk kurduğum paneller şunlar. Burada 1100 watt'tan 4 tane panelimiz var. Burası 1100 watt. Sonradan tam gün yetsin diye şu panelleri aldım. Bunlar da 330 watt'tan 660 watt. Bunlar güneybatıya bakıyor arkadaşlar. Akşam güneşini görüyor. Bunlar tamamen güneye bakıyor. Tüm gün boyunca güneşi görüyor. E kış geldi, yetersizlik oluştu. Şuraya iki panel daha koydum. Bunlar da güneydoğuya bakıyor. Sabah güneşini görüyor. Yani şu an burada bu platformda 3 tane güneşe bakan değişik yönlerde kurmuş olduğum sistem var. Bu görmüş olduğunuz iki panel 540 watt. İlk kurmuş olduğumuz şu dört panel 1100 watt. Ve hemen arkada kurmuş olduğumuz şu panellerde 660 watt. Ve kışın toplamda burası toplamda 2300 watt. Güneş panelimiz var. Aşağıda ise 2250 watt bir invertörüm var. Daha doğrusu bir UPS'im var. Ve 24'lü grup olarak çalıştırıyorum. Yani 24 volt olarak besliyorum iki kanalda. 2250 wattlık UPS'ten de 8-16 tane akümüz var. Bu akülerimizin 8 tanesi 135 watt. Düzeltiyorum. 8 tanesi 135 amper. 8 tanesi de 105 amper. Şimdi oraya inelim. Akülerimize ve şarj cihazlarımıza bakalım. Doluluk oranı, amper kaydı bize ne kadar güç veriyor? Bir de oraya bakalım inşallah. Bugün gündüz vakti burada olmamın sebebi bu Alpek kabloyu ana hat olarak çekeceğim arkadaşlar. Çünkü normal kablolarım artık ince kalmaya başladı. Watt çoğaldı, amper çoğaldı. Gördüğünüz gibi şu alttaki aküler 135, üstteki akülerim de 105. Burası bir grup arkadaşlar. 24 volt. Şurada UPS'imiz Amerikan malı APC. Bir grup akümüz de burada var. Görüyorsunuz şu alttakiler 135 amper. Biraz kablolar karışık gibi geliyor ama kombinasyonu o şekil kuruyoruz. Şu üsttekiler ise 105 amper. Yani 24'lük grupta 4 tane 135, 4 tane de 105 amper var. Diğer bir grup, UPS'imiz iki gruplu çalışıyor. Diğer bir grupta aynı şekilde 4 tane 105 ve altta da 4 tane 135'imiz var. Arkadaşlar, kurşun asit akü kullanıyorum. Türkiye'de jeleküler söylenildiği kalitede çok yüksek değerlerde değil. AGM aküler de pahalı. Kurşun
Asit akülere göre EGM aküler de pahalı, jel aküler de pahalı. Yani yorumları, videoları seyrediyorum. 3 yıl, 5 yıl zor kullanıyorlar. Halbuki o akülerin ömrü 10 yıl diye satılıyor. Ama o şekilde değil. Ben kurşun asitli akü kullanıyorum. Daha ekonomik geliyor. 2 yılda, 3 yılda bir değiştiririm düşüncesiyle maliyeti düşürmek açısından bu şekilde aldım. Şu anda bir tane 135 amperlik kurşun asit akü 2250 lira bugünün tarihiyle, yani 6 Ocak 2023 itibariyle 2250-2500 bu fiyatlarda. Ama bugün bir jel akü 4500-5500 aralığında. EGM aküler de aynı şekilde. Bu aküler ise yarı fiyatına. Evet, ömürleri o kadar iyi değil. Diğer akülere kadar, onlara 5 yıl diyorlar ama 5 yılda gitmiyor. Ama bunlar da 2-2,5 yıl, 3 yıl gidiyor. Yeter ki sülfat yaptırmayın. Düşük voltajda kullanmayın. Düzenli şarjı eğer sağlayabiliyorsanız çok iyi bir şekilde ihtiyacınızı görüyor. İnvertör niye kullanmıyorum? UPS kullanıyorum. Arkadaşlar, UPS'lerin standby'daki bekleme süresi %10 sarfiyatla bekliyor. Ama invertörler %25-%30 sarfiyatla standby yapıyor, bekliyor. Ben bununla nereleri besliyorum? Isıtıcılarım hariç. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi hariç tüm gün, hatta yazın gece gündüz hiç ellemeden 7/24 bir buzdolabı büyük boy, bir derin dondurucu, bir tane 109 ekran televizyon, bir tane küçük televizyon, aydınlatma, bilgisayar, elektrik süpürgesi ve bilimum ne düşünürseniz düşünün, saç kurutma makinesine kadar kısa çalıştırmalarla bütün ihtiyacımı karşılıyor. Diyeceksiniz ki niye şeyi çalıştırmıyorsun? Çamaşır makinesiyle bulaşık makinesini. Arkadaşlar, 2250 watt alıyorum. Eğer çamaşır makinesini tek çalıştırmış olsam bu benim ihtiyacımı görür. Veya bulaşık makinesini tek çalıştırsam benim ihtiyacımı görür. Ama eşim onları çalıştırırken ya buzdolabı çalışırsa, ya derin dondurucu çalışırsa, ya unutkanlığına gelir, elektrik süpürgesini takarsa benim sistemimde arızalar gelir. Yani 2250 watt'ın üstüne çıkmış olurum. Bu durumda da sistemime zarar verir. Ben de normal 650 lira elektrik faturası ödeyeceğime böyle bir sistemi evime kurarak ekonomime katkıda bulunmaya çalıştım. Normalde 200-210 lira kışın, yazında 150-160 lira, 140 lira gibi faturalar ödüyorum. Neden dolayı ödüyorum? Elektriğim giderse aşağıda bir şartelim var. Şebekeye geçiyorum. Efendime söyleyeyim, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, mikrodalga fırını şebekeden kullanıyorum. Yazın 140-150 lira, 160 lira gibi bir faturalar ödüyorum. Kışın da 200-210 lira gibi bir faturalar ödüyorum. Onun haricinde bütün ihtiyacımı buradan karşılıyorum. Fakat şu anda günler kısa olduğu için, hava bulutlu olduğu için dolumlar, yani şarj, amper akımı az geliyor. Az geldiği için de ben o sonradan güneydoğuya bakan iki paneli ilave edeceğim. Fakat kablolarımı Alpek kabloyla değiştireceğim. Normalde bu kabloları kullanıyorum. Onluk bir kablo. Değiştireceğim arkadaşlar. Gücümü artırmak için, kışın olan kaybı telafi etmek için iki panelimi daha aktif edeceğim. Şu anda şarjlarımıza bakalım arkadaşlar. 25.2
25.9. Bakalım kaç amper geliyor bir hattımızdan. Evet arkadaşlar, şu anda değişken olarak 5.3 amper alıyoruz. Saat itibariyle de saat 16. Yani güneş bayılmış durumda. Buraya bakalım, 25.2'ye. Burada kaç amper? Buraya da 2.5 amper geliyor. Yani güneş panellere değişken vuruyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü balık videomuzu akşamleyin Mera'ya giderek çekimini yapacağım. Ama bugün bu ihtiyacımı gidermem lazım. Hepinize teşekkür ediyorum. Beğenirseniz, paylaşırsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.